Herkese merhaba arkadaşlar ben İlge. Bugün sizlerle birlikte bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayız. Elektronikte uğraşan kişilerin çok işine yarayacak uygun fiyatlı osiloskop incelemesi yapacağız. Üstelik bu osiloskobu kendimiz yapacağız. İsterseniz setin malzeme içeriğini inceleyerek başlayalım. Kendi yap osiloskop kiti demonte olarak gelmekte. Buradaki kitin içeriğini açıp malzemeleri lehimleyerek yerine montajlamanız gerekiyor. Montajlama işlemi bitirdikten sonra da kullanıma başlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz hemen setin içeriğini açalım ve malzemelere göz atalım. Setin içerisinden kart çıkıyor. Ana kart üzerinde birkaç tane komponent yani bizim lehim yapamayacağımız komponentler burada lehimli hale geliyor. Ve içerisinde ölçümler sırasında kullanacağımız bir adet prop geliyor. Bir artı ve eksi ucu var. Bir poşetin içerisinde de bir sürü komponent var. Bu komponentlerin hepsini lehimleme işlemlerini biz gerçekleştireceğiz. Yani bayağı bir işimiz var gibi görünüyor. Üçüncü pakette de bu montajları yaparken kullanacağımız kullanım kılavuzları ve bir adet de ölçümleri görebileceğimiz ekran çıkıyor. Bu kullanım kılavuzunda hem montajla alakalı hem de cihazı nasıl kullanabileceğimizle alakalı bilgiler mevcut. İkinci dokümanda hangi elemanın nereye geleceğini devre kartı üzerinde gösteriyor. Bu kağıtta da osiloskopun devre şemasını açık şekilde görebilirsiniz. Artık montaj kısmına geçebiliriz. Lehim yaparken iki tane şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi lehim yaptığımız noktayı çok uzun süre ısıtmamamız gerekiyor. Çünkü devre kartındaki yolları kaldırabiliriz. Ve böyle bir şey başımıza gelirse kart kullanılmaz hale gelebilir. İkinci şey ise lehim yaptığımız noktaya çok fazla lehim koymamak. Oradaki lehimi sökerken de tekrardan başka bir yere bulaştırabilir veya farklı zarlarda verebiliriz. Eğer lehimin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız yukarıdaki videomuzu izleyerek de lehimin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bu kartı lehim yapacak olan kişilerin daha önceden lehim tecrübesinin olması gerekmektedir. Şimdi hemen montaj kısmına geçelim. Montaj kısmına geçtiğimizde hangi elemanı önce lehimlememiz gerektiği montaj kılavuzunda yazıyor. Burada ilk olarak dirençlerden başlayıp diğer elemanlara doğru ilerleyeceğiz. Ve karta montaj yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi elemanı buraya koyduğumuzda PCB'ye tam olarak yapışmış yani temas ediyor olması gerekiyor. Yukarıdan herhangi bir çıkıntı yapmaması gerekiyor. Arkadan lehim yaparken de burada görmüş olduğunuz petlerin tam olarak lehimle kaplanması gerekiyor. Yani herhangi bir soğuk lehim, çatlak lehim veya az lehim olmaması gerekiyor. Osiloskop ölçüm yapacağından dolayı bu tür detaylar hassasiyetini etkileyecektir. Montaja geçmeden önce işimizi kolaylaştırmak adına burada görmüş olduğunuz tüm komponentleri ayıracağız. dirençlerimizi multimetre yardımıyla ayırdık. Bunların aslında üzerindeki renk kodlarını da göre ayırabilirsiniz ama birazcık zor olacaktır. Biz bunları multimetre ölçerek hepsini tek tek ayırdık. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kullanıcı manuelinde 470K olarak belirtilen direnç aslında 470 Ohm. Bunu şemaya bakarak zaten anlayabilirsiniz. O yüzden şurada görmüş olduğunuz 470K değil. Sadece 470 ohm olacak. Direnç değerleri doğru sadece kağıda fazladan bir tane yanına K yazmışlar. Bu duruma dikkat edebilirsiniz. Şimdi dirençlerin yerlerini buradaki kart üzerinde belirleyerek bütün dirençleri lehimleyeceğiz. Kart üzerinde yazan buradaki R1, R2, R3 gibi değerleri yine kullanıcı manuelindeki değerlerle karşılaştırarak hangi lehimi nereye lehim yapacağınızı bilebilirsiniz. İlk olarak 100K dirençlerden başlayalım. 100K dirençler R1, R14 ve R16'ya denk gelecekmiş. Kart üzerinde bu R1, R14 ve R16'yı bulacağım. R16 şurada. R14 hemen en yukarıdaki. Ve R1 de tam olarak şurada yer alıyor. 100k bir tane direnç alarak R1'e koyarak lehimleme işlemine başlıyorum. Komponentleri ilk lehim yaptığımı göstereceğim. Daha sonrakileri hızlandırmış şekilde geçeceğiz. 100k'lık direncimizin rengi kahverengi siyah siyah turuncu olarak devam edecek. Lehimleme işlemi yaparken bu direnci ortasından tutup şöyle bacaklarını büküyorum. Büktükten sonra da uygun yere yerleştireceğim. Dirençlerde RTX yönü olmadığı gibi istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Direnci yerleştirdikten sonra tamamen PCB'ye değdiğine emin oluyorum. Ve arkasını çevirip bacakları dışarıya doğru hafifçe eğiyorum ki arka taraftan düşmesin. Artık buraya lehim işlemini gerçekleştirebiliriz. Havyamızın ucunu temizledik. Ve lehim yapacağımız yere havyamızı bastırıyoruz. Daha sonra bir miktar lehim ekliyoruz. Lehimleme işlemini yaptıktan sonra da direncin bacaklarını keseceğiz. Ama tamamıyla kökünden değil de hemen lehimin bittiği üst noktasından kesebilirsiniz. dirençlerimizin hepsini lehimledik. Direnç lehimleme işlemlerinden sonra artık bu elimizde görmüş olduğunuz direnç gibi görünen bobinleri devre kartımızın üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi sıra diyotlara geldi. Devrede toplamda kullanabileceğimiz iki tane diyot var. Bu diyotların bir tanesi 1N5819, diğer de 1N4004 veya n 4007. Yani bu devrenin içeriğine göre değişecek. O yüzden bu diyotların üzerindeki değerleri okumamız gerekiyor. Biz ilk olarak D1'i yani 5819'u lehimleme işlemini gerçekleştirelim. Bunun hemen üzerine okuyorum. 1N 5819 yazıyor. 1N 5819 şöyle çevirerek de okuyabilirsiniz. Bunu devre üzerinde D1 yazan yere yerleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada D1 yazıyor ve biz bu diyotları yerleştirirken bunun yönü önemli. Diyot üzerinde gördüğünüz gibi gri bir çizgi var. Bu gri çizginin devre üzerindeki şu beyaz çizgiye denk gelmesi gerekiyor. Eğer diyotu ters takarsanız görevini yapamayacaktır. Bu durum devrenizin çalışmamasına veya hatta zarar görmesine sebep olabilir. O yüzden bu diyotu doğru yönde taktığınızdan emin olun. Diğer diyotu da şu yukarıda gördüğünüz gibi 1N4004 yazan yere takacağım. Yine ben garanti olması için üzerine okuyorum. 4007 yazıyor. Zaten kullanıcı manuelinde buraya 4004 veya 4007 diyor. İkisi arasında bir fark olmadığı için ikisinden biri olabiliyor. Bunu da buraya yerleştiriyoruz ve yönü tekrar dikkat etmem gerekiyor. Gri çizgi ile beyaz çizginin aynı yönde olması gerekiyor. Arkadan yine bacaklarını eğip iki diyotun da lehimlemesini tamamlayacağım. Diyotları da tamamladıktan sonra kristal elemanını lehimlememiz gerekiyor. Bu kristal elemanı belli bir değerde frekans yaratmak için kullanılıyor. Ve bizim devremizde de bize lazım olacak. Bu kristal gördüğünüz gibi üzerine 8.3 tane 0 yazıyor. Bunun anlamı bu kristal 8 MHz'lik bir değere sahip. Bu kristali de şurada görmüş olduğunuz Y1 yazan yere takacağız. Yine kristalde artı ve eksi bacağı olmadığı için yön farkı yok. O yüzden istediğimiz gibi takabiliriz. Şimdi sıra geldi USB soketimize. USB soketimizi lehimlerken PCB üzerinde J4 yazan yere lehimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi C4 de hemen şu aşağıdaki yerde yer alıyor. Soketi buraya oturtturduktan sonra arka kısmını çevirdiğimizde bacakların çok küçük olduğunu görebilirsiniz. Bu lehimleme işlemini yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yan taraflara bacaklara bağlantı kurulmaması gerekiyor. Bacak bağlantılarından önce USB'nin şuradaki devre kartına kendini tutturduğu yani portun aslında sallanmasını engelleyen metal bacakları tutturabilirsiniz. Bu sizin için daha sağlıklı olacaktır. Eğer burada lehimleme işleminde biraz zorlanırsanız, pasta sürerek lehimlemeyi birazcık daha kolaylaştırabilirsiniz. USB soketin metal gövdesi olduğundan dolayı siz burayı ısıttığınızda metal gövde bu ısıyı emecektir. O yüzden bu metal bacakların lehimlenmesi biraz zor olabilir. Ama burayı diğer bacaklardan bir miktar daha fazla ısıtıp lehimleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi. Şurada kullanacağımız olan push butonlara. Push butonları buraya yerleştirip lehimleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Butonları da yerleştirdikten sonra artık seramik kondansörlerimizi devre üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Seramik kondansörlerinde tabii ki farklı farklı değerleri mevcut. Bunları kondansörün üzerindeki yazılardan anlayacağız. İlk olarak C2 kondansörü ile C2 kondansörü 330 pikofaradlık bir kondansör. 330 pikofarad kondansörün de üzerinde 331 rakamı yazıyor. Bu kondansörü C2 ile Şimdi sıra geldi C3 yani 3 bir kondansörümüzü lehimlemeye. 3 bir kondansörün üzerinde de sadece 3 rakamını göreceksiniz. Selemik kondansörleri de lehimledikten sonra şimdi yapmamız gereken led'imizi bu kart üzerine takmak. Led de D3 olarak devre kartı üzerine geçiyor ve tam olarak şurada bulunuyor. Ve LED'i devre kartı üzerine takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü artısı eksisi LED'in farklı. Gördüğünüz gibi bacaklardan bir tanesi kısa ve bir tanesi uzun. Devre kartı üzerinde de bir tane bacağının yanında artı işareti mevcut. Uzun bacak artı işareti olan deliğe denk gelecek şekilde LED'imizi yerleştireceğiz. Şimdi de burada görmüş olduğunuz gibi pinimizi devre kartı üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Ve bunu J9 üzerine yerleştireceğiz. Devre kartı üzerinde J9 tam olarak şu üst köşede yer alıyor. Ve biz bunu soketin açık kısmı dışarıya gelecek şekilde yerleştireceğiz. Şimdi sıra geldi transistörleri lehimlemeye. Burada aynı yapıda olan hem regülatör hem de transistörlerimiz var. Yani görüntüleri aynı ama görevleri farklı olan elemanlar var. İlk olarak transistörleri lehimlememiz gerekiyor. Transistörler devre kartı üzerinde Q1 ve Q2 olarak gösteriliyor. Q1'e bağlamak istediğimiz kondansatör 85-50 olarak geçiyor. Kondansörü elinize aldığınızda, birazcık ışığa doğru tuttuğunuzda 85-50 yazısını görebilirsiniz. Bu sizin Q1 transistörünüz. Görmüş olduğunuz gibi Q1 burada yer alıyor. Ve transistörün bir tarafı aslında kesik. Bu kesik olan taraf, devrede de yukarıdaki düz olan kısma denk gelmesi gerekiyor. Q2 transistörü ise 9014 olarak geçiyor. Üzerinde 9014 yazan olan transistörü alıyoruz. Ve bu transistörü devre kartı üzerinde Q2 yazan yere yerleştireceğiz. O da tam olarak şurada bulunuyor. Diğer transferde yaptığımız gibi kesik taraf düz tarafa denk gelecek şekilde kondansörü yerleştireceğiz. Diğer geri kalan iki tane elemanımız ise regülatör. Bunlardan bir tanesi 7905, diğeri de 7805. Yine üzerlerine bakarak bu yazıları ayırt edebiliriz. Şu anda elimizde 7805 regülatör bulunuyor. Bu regülatörü U5 yazan yere yerleştirmemiz gerekiyor. 7905 olan regülatörü de hemen şuradaki U4'e yerleştireceğiz. Ve sıra geldi ayarlı kondansörlerimize. Bu yeşil elemanlar devrede kapasitesini ayarlayabileceğiniz bir kondansör. Bu kondansörleri C4 ve C6 yerlerine yerleştirmemiz gerekiyor ve kondansörün üzerinde gördüğünüz gibi bir taraf birazcık daha kesik. Bu kesik kısmı devrede yine kesik kısma yerleştirmemiz gerekiyor. İkisinin değeri aynı. O yüzden istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ayarlı kondansörleri de yerleştirdikten sonra bir adet daha bobinimiz var. Bu bobin diğer bobinlere göre biraz daha kılıf farklı bir kondansöre benziyor. Bu bobinin de L2 yazan yere yerleştirmemiz gerekiyor. L2'yi de şu yukarıya yerleştiriyoruz. Ve bobinin yönü olmadığı için artı ve eksiye dikkat etmenize gerek yok. Sıra geldi elektronik kondansörlere. Bu kondansörlerin üzerine bir tarafta bir bacağın üstünde eksi işareti vardır. Ve yönleri fark eder. O yüzden devreye takarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve elimizde bulunan bu kondansörlerin hepsinin değeri 100 mikrofarad. O yüzden hangisini nereye taktığımızın bir önemi yok. Ama dediğim gibi bacak bağlantılarını yaparken yönüne mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi eksi bacak da aynı zamanda kısa. Buradan da dikkat edebilirsiniz. Ve devre kartı üzerine yerleştirirken bu kondansörlerin takıldığı yerde bir bacağın üstünde artı işaretini görebilirsiniz. Uzun bacak bu artı işareti olduğu yere girecek. Elektronik kondansörleri lehimledikten sonra şimdi sıra geldi power jack'ımızı lehimlemeye. Bunu zaten buradaki görmüş olduğunuz gibi solutları hazır. Buraya yerleştirip arka taraftan lehim yapacağız. Bu soketi lehimlerken gördüğünüz gibi kart birazcık sallanıyor. İsterseniz şuraya bir ağırlık koyabilirsiniz. Veya bir tane bacağı lehimledikten sonra diğer bacaklara geçebilirsiniz. Ben ilk önce bir tane bacağı lehimleyeceğim. Bu bacağı lehimledikten sonra kartın ön yüzünü döndürüp soketin tam oturup oturmadığına bakıyorum. Soket şu anda tam oturmuş durumda. O yüzden diğer bacakta da artık lehimleyebilirim. Diğer iki bacağı tamamladıktan sonra ilk lehimlediğim bacağı gidip onun da lehimini tekrardan düzelteceğim. Soket de tamamladıktan sonra yapmamız gereken erkek header'ı lehimlemek. İlk olarak J5'i alıp şuradaki USB soketin yanındaki üçlü yere lehimleyeceğim. Header lehimlerken de ilk önce bir tane bacağını lehimleyin. Header'ın alt gövdesi çok geniş olmadığından dolayı 3 bacağı birden eğimlediğinizde arkaya döndürüp baktığınızda yamuk olma durumu oluşabilir. Gördüğünüz gibi şu anda yamuk duruyor. Bu yamukluğu gidermek için tek bacak lehimledik daha sonra heater tutarak lehim yapmadığınız bacaklardan tutarak lehim olan bacağı ısıtıp heater'ı düzeltiyoruz. Tamamen düz konuma geldikten sonra da artık diğer iki bacağı da lehimleme işlemini yapabiliriz. Şimdi aynı işlemi J6 için yapacağız. Şimdi de J7 ve J8'de yer alan dişi pinleri leymleyeceğiz. J7 hemen şu yukarıda. Şimdi de J3'de yer alan bu büyük pinimizi leymleyeceğiz. J3'de hemen burada bunu buraya yerleştiriyorum ve arka taraftan lehim işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi Konektörlerimizi lehimlediğimize göre sıra geldi sivişlerimize. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim e, osiloskop üzerinde seçenek yaratacak switchlerimiz var. Bu sivişleri şuradaki yerlere e, lehimlememiz gerekiyor. Sivişlerin hepsi aynı olduğu için hangisini nereye lehimlediğinizin bir önemi yok. Sadece yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şekilde oturuyor zaten buraya. Şu şekilde sivici oturttuktan sonra arkasından lehimleme işlemini gerçekleştireceğiz. Buradaki switchlerimizi lehimledik. Switchleri lehimlemek biraz daha zordu diğer elemanlara göre. Şimdi de yapmamız gereken ölçüm yapacağımız probu bağlayacak konektörü sabitleme. Bu konektörün de yeri hemen şu üst kısımda. Konektörün bir tane ince bacağı, iki tane kalın bacağı var. Bunları düzgün şekilde lehimlememiz gerekiyor. Buradaki ince bacak artı görevi görürken diğer iki bacak da eksi görevi görecek. O yüzden bunları da düzgün bir şekilde lehimlememiz gerekiyor. Kullandığımız ve kestiğimiz bacakların bir tanesinden şu şekilde bir jumper yapmamız gerekiyor. Bu bacaklardan şu şekilde bir yapı oluşturduktan sonra bunu J2'ye lehimleyeceğiz. Bu yapının da bir kısmını şöyle dışarıda kalması gerekiyor ki daha sonra buradan bir ee, sinyal alacağız. Şu şekilde lehimlemiş olduk. Devre kartının şu orta kısmında J3 denen bir yer var. Bu J3 denen yeri de lehim yaparak kısa devre yapmamız gerekiyor. Burayı kısa devre yapabilmek için de birazcık lehim koyuyorum. Zaten bol lehim koyduğunuzda iki bacak da erdiğinde orası otomatik olarak birleşecektir. Gördüğünüz gibi orası da birleşti. Buradaki lehimi de yapmış olduk. Bu kartımız artık tamam. Şimdi LCD kartına geçebiliriz. LCD elimize aldığımızda şurada pinler ve şurada da iki çer tane pin görünüyor. Erkek ve şöyle uzun olan pinimizi buraya lehim işlemini gerçekleştireceğiz. Uzun pini bu şekilde yerleştiriyoruz. Kısa bacaklar yukarı gelecek şekilde ve bu lehimleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu çoklu pinleri lehimledik. Şimdi geri kaldı şöyle iki tane pinimiz. Bunları da hemen şu alt kısımlara aynı şekilde lehimleyeceğiz. Bunları da lehimledik. Montaj bittikten sonra artık kartımızı test edip çalıştırmaya başlayabiliriz. Kartımızı çalıştırmak için de 9 voltluk 1.2 amperlik bir adaptör kullanmamız gerekiyor. Daha yüksek amperlerde adaptörde kullanabilirsiniz ama minimum 1 amper olması daha iyi olacaktır. Kartı üzerine ekran takmadan önce kartımıza adaptörle güç veriyoruz. Bu gücü isterseniz buradaki jack girişinden isterseniz şuradaki konnektör e, konektör kısmından verebilirsiniz. Ama zaten adaptör kullanacağınız için şu girişinden rahatlıkla besleyebilirsiniz. Adaptörü taktıktan sonra buradaki TP22 regülatörümüzün doğru çalışıp çalışmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun testini de JP4 jumper'ı üzerinden yapacağız. Ve JP4'ün kartı bu şekilde tuttuğumuzda burası yani sağ tarafındaki şu küçük pinden ölçüm yapmamız gerekiyor. Buradan ölçüm yaptığımızda voltmetre yardımıyla 3.3 voltluk bir enerji görmemiz gerekiyor. Voltmetrenin bir ucunu şuradaki metale değdirebiliriz. Burası zaten GND. Diğer ucunda JP4 üzerindeki dirence yakın olan pine değdiriyorum ve 3.3 volt ölçüm yapıyorum. Bu regülatörümüzün doğru çalıştığının göstergesi. Artık buradaki JP4 üzerindeki pini yani jumper'a lehim yaparak oradaki iki tane pini birleştireceğim. Şimdi isterseniz bu lehim işlemini gerçekleştirelim. Lehim işlemi yapmadan önce de adaptörümüzü çıkarmamız gerekiyor. Buradaki lehim yaparken de biraz fazla lehim koyarak iki tane pini birleştiriyoruz. Lehimleme işlemini de gerçekleştirdik. Artık ekranımızı kartımızın üzerine takabiliriz. Buradaki büyük pinler, büyük pinlere gelecek şekilde sırasıyla takıyoruz ve küçük pinler de şu ortadaki pinlere gelmesi gerekiyor ve aşırı sert olmayacak şekilde bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten rahatlıkla oturuyor. Artık kartımıza enerji verip osiloskopumuzu test etmeye başlayabiliriz. Osiloskopa enerji verdiğimizde ekrana zaten görüntü gelecek. Gördüğünüz gibi osiloskopumuz şu anda çalışmaya başladı ve osiloskop ekranımız geldi. Eğer ekranı görüntü gelmezse kullanım kitapçığındaki çözüm önerilerine bakabilirsiniz. Şimdi osiloskopu tam anlamıyla kullanmak için probumuzu takıp ölçüm yapmaya başlayacağız. Probumuzu da şu şekilde takıp çeviriyoruz ve artık bu buradan çıkmıyor. Ölçüm yapabilmek için Arduino ile PWM sinyali öğreteceğiz ve bu PWM sinyalini ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi Arduino üzerine potumuzu değiştirdiğimizde ekrana gelen sinyaller de değişiyor. PWM sinyalini arttırdığımızda 5 volta doğru olan yüzlerimiz çıkmaya başlıyor. Şu anda tamamıyla 5 volt aktarıyoruz. Yani tam güçte. Yavaş yavaş bu değeri azaltmaya başladığımda artık eksi değerlerde artmaya başlıyor. Ve potu tamamıyla diğer tarafa döndürdüğümde tamamen sıfır değeri geliyor. Osiloskop üzerinde yer alan voltaj ve çarpan ayarını değiştirerek her karenin kaç volta karşılık geleceğini de isterseniz ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda hemen üstteki tuştan da alternatif akım, doğru akım veya tamamen toprağa çekerek bu ölçümleri yapabilirsiniz. Hemen osiloskopun üzerindeki bulunan şuradaki butonlardan da ekran üzerindeki her karar arasındaki milisaniye ayarını, yükselen kenar, alçalan kenar algılaması buradaki butondan sinyali de durdurup isterseniz inceleyebilirsiniz. İstediğiniz tüm ayarları buradaki tuşlardan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi osiloskopumuzu tamamladık ve kullandık. Eğer bu osiloskobu kullanırken eğer krokodil kabloları kullanmak istemezseniz aşağıdaki linklerden normal osiloskop proplarına da ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda bu osiloskopu çok güzel bir kap çizeceğiz ve 3 boyutlu yazacağım basacağız. Açıkçası bu osiloskop küçük boyutlarıyla ve fiyatıyla beni bayağı bir etkiledi. Eğer osiloskop almakta kararsızsanız ve bütçenizi düşük tutmak istiyorsanız bu osiloskopu tercih ederek birçok probleminizi çözebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şuradaki butona tıklayarak kanalımıza yüklenen videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.